Bugün e, yayın konuğum haberix e, Genel Yayın Yönetmeni e, Cemil Barlas. E, Cemil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Çok teşekkürler. Tam bir hafta geçti e, 31 Mart seçimlerinin üzerinden ve e, gerçekten halen İstanbul'un e, tartışmalı gidişinden dolayı tam oturtamadık seçimin sonuçlarını. Siz şöyle bir genel perspektiften istesem ilk önce nasıl bir seçim geçirdi Türkiye? Ne dedi seçmen diye başlasak ne dersiniz? Evet, bir kere çok yüksek katılımlı bir seçim yaşadık. Türkiye'nin seçim sistemi hakikaten dünyadaki bence en şeffaf ve en güvenilir seçim sistemlerinden bir tanesi. Her ne kadar şu anda olası çalıntı oyları tartışıyor olsak bile çok yüksek katılımlı insanların iradelerini belli ettikleri seçimler yaşıyoruz ve bunları evet. Ortalama her yıl, bir yılda bir, bir buçuk yılda bir, bir seçim denk geliyor. Bu da yine çok yüksek katılımlı bir seçim oldu. Türkiye genelinde verilen mesajdan başlayalım isterseniz. Türkiye genelinde Cumhur İttifakı %52 ile iktidarını devam ettiriyor devam seçim et, sonuçlarına göre. Orada bir şey yok. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi bence, tabii İstanbul'u daha bilmiyoruz eee Güneydoğu'daki Kürt oylarının e, Cumhur İttifakına kaymış olması. Yani burada Cumhur İttifakı'nın içinde MHP'nin de olduğunu e, gö görüyoruz, görüyoruz. ve buna rağmen Kürt oylarının e, Cumhur İttifakına geliyor olması müthiş bir olaydır. Yani oradaki e, Kürt seçmeninin hakikaten PKK'nın kendilerini nasıl sömürdüklerini Hı -hı. E, uyanıp e, bundan e, kaçmaya başladının işaretidir. Hı -hı. Hı -hı. Beka tartışmaları da herhalde e, o noktada Güneydoğu'da karşılık buldu denilebilir. Ee, Hizmet, e, halka hizmetin karşılığı özellikle herhalde kayyumlardan sonra karşılık buldu. Yani bu ideoloji bitti mi Güneydoğu'da? Çok net diyebilir miyiz yoksa bu bir bu seçime özgü bir durum muydu? Yok, şimdi benim gördüğüm kadarıyla e, Doğu ile Batı arasındaki fark şu, ee, doğudaki insan vatandaşlar daha henüz e, tam o hizmetlere ulaşamadıkları için onlar için işte yol, su, elektrik, sağlık gibi şeyler önemli. Fakat e, şehirlere geldiğimiz zaman, Batı tarafına geldiğimiz zaman e, bunu aşmış gözüküyor seçmenler. Yani bir de şöyle bir durum var. E, AK Parti 17 yıldır iktidarda, Be belediyelerle bakacak olursak 25 yıldır. Evet. 25 yıl e, bir jenerasyon demek. Bir jenerasyon var, e, su akmaması ne demek, çöp toplanmaması evet. ne demek, hastanede evet. kalmak ne demek bilmiyor bunları. Evet. Aslında bunları bilmiyor olmaları da iyi bir şey. Demek ki biz bu gençliği aslında o... E, daha önceki yani bizim yaşadıklarımızdan yaşatmamışız, yaşatmamışız demek. İyi hı. bir şey bu. Hı hı. Ama bu AK Parti'ye dezavantaj olarak da döndü. Yani siz bir genç e, insana sorduğunuz zaman ya metro zaten gidecek. O yol zaten hı hı. olacak. Hı hı. Ama e, o, o işte yaşam tarzları, aidiyetine yönelik, kimliklerine yönelik endişeleri yaşıyorlar. Hı hı. Bir kere doğu ile batı arasında... Bir, fark... bir farklılık var seçmen var. Evet. şeysi bakımında Şimdi biraz batıya doğru gelelim. Ee, zaten aslında tabii e, şu anda bugün konuşacağımız öncelikli durum da İstanbul. Ee, yine bir batı genel olarak bir e, mesajınızı almak isterim ama şu İstanbul'u biraz detaylandırmak da gerekiyor herhalde. Batıda seçmen e, ne dedi? Neden e, böyle bir sonuç çıktı? Yani doğudaki... Cumhuriyet İttifakının o farklı bir gidişi Batı'da büyük şehirlerde karşımıza çıkmadı. Bunun sebebinin nasıl değerlendirirsiniz? İşte yani Batı'da birincisi bence yaşadığımız ekonomik dalgalanma, döviz operasyonları bir kere bunun bir etkisi oldu. Bir ikincisi bu insanların işte yaşam tarzı endişeleri bence devreye girdi. Şimdi ben bakıyorum. İyiyim. Bir yerde Binali Yıldırım. Evet. Bir yerde Ekrem İmamoğlu. Yaptıklarına bakıyorum. Normal şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun... ...yüzde bir bile oy almaması lazım öyle bana mi? göre. Yani ben işletme okudum. Bir şirkette bir yönetici olsam ben... Hı -hı. ...elime ikisinin de CV'si gelse... ...bir ona baksam, bir ona baksam... Hı -hı. E, ...kesinlikle seçilecek kişi... ...Binali Yıldırım'dır. Evet işte yani, başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı... ...meclis başkanlığı yaptı gibi. Onun ötesinde Türkiye'ye hem... E, ulaşımda hem iletişimde çağ atla, atlatmış biriz. Fakat e, bakıyoruz ki bu yok devrede yani neredeyse. Şimdi kimin çok ay aldı da belli değil. Yani yaklaşık yarı yarıya oyalmışlar. Tam e, iki kutuplu bir durumdan bahsediyoruz İki kutuplu yani, bir durumdan bahsediyoruz. 470... işte yani 4 204 yani çok ilginç bir Evet, çok durum. ilginç bir durum var. Burada yani bu hayat tarzı endişelerinin şehirlerde Devreye girdiğini, ideolojik yani doğudaki oylar ideolojiden uzaklaşmışlar. Evet. Onlar hizmete, servise bakıyorlar. Kayyumlar atanmış, görmüşler. Kayyumlar iyi iş yapmış. Belli ki iyi evet. iş yapmışlar ve yönelmişler. Fakat şehirlerde, büyük şehirlerde oylar daha ideolojik. Hiç görmüyor bineli yıl, yıl. Siz yaşam tarzı diyorsunuz, yani ekonomik. Bir, ekonomik, bir ekonomik durumun büyük şehirlerde daha erken hissedilir olması belki de bunun evet. e, durumu. E, bir ikinci de yaşam tarzı diyorsunuz. Yaşam tarzı, yani bu yaşam tarzı endişesinin... E, Onu biraz açar mısınız? Yani bunu AK Parti hükümeti e, bunu kabul etmiyor. Yani mesela biz İzmir'de e, Nihat Zeybekçi de defalarca, defalarca da bunun altını, Mehmet Özseseki defalarca da bunun altını çizmişti. E, yani AK Partililerin... Kabul etmeyeceği şu olabilir, biz onları endişelendirecek bir şey yapmıyoruz hı. diyor olabilirler. Fakat o endişe orada var. Yani e, nasıl bir zamanlar o 28 Şubat e, zamanında dindarlar, muhafazakarlar mağdur oluyorlardı, hakikaten mağdur oluyorlardı ve mağdur hissediyorlardı kendini. Şimdi e, diğer kesim, diyeyim, layık kesim ve kendini mağdur hissediyor mağdur olup mağdur olacak bir şey yapılıyor yapılmıyor. Ayrı konu Aynı ama bir, bir kültürel de evet. bir şey var yani iki tane ayrı kültür var ve görüyoruz. Hiçbir şey söylüyorsunuz ha. çünkü ben hani bu tarzda genelde hani bunu bununla hmm. karşılaşmadım. Hani e, hani laik kesim ya da işte seküler kesimde böyle bir e, İstanbul en azından nezdinde hani belki kıyılarda bu çok konuşuldu ama İstanbul nezdinde böyle bir şey beklemiyordum e, sizden. Bu ilginç geldi bana. Yani bu tepki ilginç geldi. Peki işin matematiği zaten Millet İttifakı'nda İyi Parti, CHP ve HDP oyları matematik olarak zaten tutmuyor mu? Yani geçmiş seçimlere baktığımız yani zaman. Yani normal şartlarda bunların aslında konsolide de olmaması lazımdı. Fakat şimdi bakıyorum ben işte Binali Yıldırım gibi artık hani yaptıkları yapacakların teminatı karakter olarak baktığınız zaman da Gayet mülayim, uyumlu, evet. empatik, sakin oturup hani tepki gösterilecek birisi değil. Öyle evet. tepki gösterilebilecek başka sivri karakterler de olabilir. Binali Yıldırım öyle değil. Şimdi buna baktığımda benim Binali Yıldırım'ın fark atması lazım normal şartlarda. E atmıyorsa bunun nedir sebebi diye düşünmek lazım. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na da bakıyoruz. Tamam, sempatik birisi yani ama bir başarısı da yok çok fazla yani. O da e, beylik e, düzünde ha, herhalde. Beylik şimdi düz... ben izleyicilerimizle ha. ben ha. burada telefonuma bakıyorum izleyicilerden e, Cemil Barlas'a da e, sorularınız varsa e, ya da bir e, paylaşımda bulunmak isterseniz buyurun Twitter'da hem 7. gün e, ya, ya da Cemil Barlas ya da Pınar Ardor hesaplarından dolaşabilirsiniz. E, şimdi geçersiz oy tartışması var. Sizce ne sonuç çıkar? Şu anda e, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu e, yarışı önde götürüyor, gözüküyor. Ne çıkacağını bekliyorsunuz? Şimdi ne, ne çıkacağından daha ziyade bir sonuç çıktı zaten. Yani bu çıkan sonuca göre bir kere Ekrem İmamoğlu beklenenden fazla oy aldı. Bu gerçeği e, bir kabullenmek lazım. En azından ben kendi açımdan söyleyeyim. E, en aşağı bir 6 puan. 8 puan. Ben fark bekliyordum. Yani çünkü geçen seçimlerde siz şaşırdınız. De, geçen seçimlerde de o kadar bir fark oldu. E şimdi bu seçimde e, geçen seçimde Mustafa Sarıgül vardı. Evet. Neticede şimdi Mustafa Sarıgül de belki ayrıca konuşuruz ama evet. Mustafa Sarıgül başarılı bir belediye başkanı. E, işte karşısında da Kadir Topbaş vardı ama Kadir Topbaş yüzde altı fark atmıştı. Şimdi bu seçimde bakıyorum Binali Yıldırım Kadir Topbaş'tan çok daha kuvvetli bir siyasi figür diyelim karşısında da işte Ekrem İmamoğlu beylik düzünde ne yaptığı ne yapmadığı belli değil ben dedim ki en azından bu fark korunur hatta artar diye düşünüyordum ben hı hı. şimdi dolayısıyla öyle olmayınca bir kere Ekrem İmamoğlu başkanlığı alsın almasın seçimin kazananlarından birisidir yani büyük ihtimalle zaten CHP'nin genel başkanlığını e, falan e, Sizde potansiyel işte, kişilerden bir, bir, birisidir. Evet. Yani Hı -hı. Kemal Kılıçdaroğlu Hatta e, işte e, daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığında da ismini duyacağız diyor bir kesim. Söyleniyor öyle şeyler. Hı -hı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çok müthiş bir şeysi vardı. Başarısızlığı vardı siyasi şimdi olarak. onu kapattı mı artık? Kemal e, Bey e, rahatladı e, mı bu şimdi durumda? Şimdi birazcık rahat eder ama tabii bu Ekrem İmamoğlu eğer ki belediye başkanı olursa Kemal Kılıçdaroğlu daha çok rahat eder bana göre. Yani genel başkanlık için böyle bir yarışta ha, olmayacak. E, o zaman oturacak işte İstanbul'a hizmet etmeye çalışacak. O genel başkanlık e, yarış kulvarı boş kalacak. Ama eğer e, seçilmezse yani YSK'dan böyle bir seçim şey çıkmazsa e, ne olacak? Bir kere Muharrem İnce'den fazla oy almış, Sarıgül'den fazla oy almış, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy almış. E, bir de işte eğer ki başkan seçilmezse yani YSK başkan demesi bir de mağduriyet algısından o o 5 yılda o CHP'nin başına doğru yürüme ihtimali daha fazla diye Yeni bir siyasetçi mi doğdu sizce Cemil Bey? Bu seçimde da, bu seçimde da, yeni bir iki tane siyasetçi doğdu mesela. Mesela Ekrem İmamoğlu bunlardan bir tanesidir diyebiliriz. Mesela bence savcı Sayan. Ha, evet. diye bir e, siyasi karakterde oldu. Bence evet, Ağrı'da müthiş bir Ağrı'da resmen gitti HDP'nin elinden. Aldı. Aldı, e, getirdi. Siyaset böyle bir şeydir. Yani herhalde Tunceli'de de e, işte TKP TKP'nin şeysi o da ilginçtir. Ama yani Savcı Sayan e, bence şey olarak siyasi figür olarak önümüzdeki yıllarda hep karşımızda olacak yani o Ağrı'da hmm. o yaptı hakikaten müthiş bir başarıdır. Tabii ekrem İmamoğlu da böyle bir karakter. Acaba seçmen şunu de dedi mi? Ben yeni siyasi figürler istiyorum. AK Parti'ye böyle bir mesaj verdi mi? AK Parti'ye yani tam böyle bir muhalefet istediğini mesajını verdi bence. Yani hmm. yani yeni siyasi figür bence bu tarafta Tayyip Erdoğan'ın bir e, şeysi bıraktı bir boşluk yok. Yani %52 oyunu koruyor, i̇şte ülkeyi, her şeyi e, siyaseten götürüyor. Dolayısıyla ben siyaset tarafında böyle bir şey görmüyorum ama bir, bir muhalefet eksikliği olduğunun mesajını verdi bence burada. Peki e, bir sokak hareketleri devamlı, işte siz çok iyi bir Twitter kullanıcısınız, sosyal medyayı çok iyi e, kullanıyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Şimdi bir, bir, bir sıkıntı var. ...birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor. Ee, yine işte Amerika'nın hemen seçimden sonraki bir takım sözleri var. Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Ee, hala bir takım tartışmalar var. Böyle birileri bir şeyleri kaşıyor mu? Yoksa bu böyle bir, bir algı yaratıldı yani bir tarafta. Böyle bir durum ya da böyle bir korku yok Birileri bir, Birileri bariz olarak kaşıyor. Zaten şu andaki dünya haritasının durumuna baktığımız zaman kimlerin neleri ne kadar kaşıdığını görüyoruz. Yani işte Suriye'yi parçaladılar, Mısır'da darbe yaptılar, Irak'ı üç parçaya böldüler. Benim e, küresel çete dediğim veya hani diğer adıyla üst takıl diyorlar evet. e, vesaire. Bunların zaten ana oyunu bu. Yani ülkeleri e, içinden bölüp iç savaş e, çıkartmak. Aynen Suriye'de yaptıkları Suriye'de gibi. Suriye'de her yerde yaptıkları gibi. Hani bu e, komplo teorisi değil. Bu komplo gerçeği. Bunu yapıyorlar. Bunu e, bizde de denediler, Gezi'de özellikle denediler. E, yani bu bir gerçek fakat bunu gerçekleştirebilecekleri de ayrı bir şey. Yani şu anda bir kere e, o üst akıl dediğimiz veya küresel çetenin derdi kimin belediye başkanı olduğu değil. Burada insanların birbirine düşmesi. Bunların evet. tek derdi bu. Yani şimdi bakıyoruz mesela işte insan hakları, kültürlerin, dillerin yaşaması vesaire böyle kulağa çok hoş gelen kavramlar hep aslında hep demokrasi e, söz, söylemleri, söylemleri değil mi? Söylemleri aslında hep. hep insanları birbirlerine düşürmek için şey yapılıyor. Mesela Amerika ne yapıyor? Bir güçlü, bir zayıf varsa gidip hep zayıfı destekliyor ki birbirlerini sürekli yesinler. İran Irak'ta yaptı. Her ülkenin içinde yapıyor. Yani burada onların derdi hakikaten Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olsa ne olur? Binali Yıldırım olsa ne olur? O küresel e, cilerin gözünde. Fakat burası e, biz iç savaştan birbirimize düşersek onların istediği oluyor. Onların istediği de nedir? Bu bölgede büyük ve güçlü ülke istemiyorlar. Yani ülkelerin nüfusları işte 20 milyon 30 milyon olsun. Çok fazla güçleri olmasın. Onların dediklerini yapsın. Böyle ülkeler istiyorlar. Amaçları bu. Ee... Peki e, sandık hileleri, Hı. fetö imaları. Şimdi yine e, seçimden önce aslında bu seçimde ilk defa çok fazla konuşulmamıştı. Yani çok dikkat dikkat çekiciydi. Daha önceki seçimlerde hep çalınacak, işte, çalınacaktı. Hep çalınacak vurgusu vardı hakimdi. Hep muhalefet tarafından da bu dillendiriliyordu. E bu seçimde yine daha sakin bir seçime girdik diyebiliriz aslında. Şimdi de AK Parti e, devamlı olarak bunu dillendiriyor. Şimdi muhalefet diyor ki ya biz yıllarca bunu söyledik. Siz bizi dinlemediniz ama şimdi de siz e, bu durumdasınız. Sonra bir kesim diyor ki e, senin müşahitlerin var. Herkesin, herkese müşahitlerin gözünün altında, gözlerin önünde yapılıyor bu seçimler. Nasıl olabiliyor? Şimdi yine iki kutuba dönmüş. Yani bu tartışma da tam ikiye ayrılmış durumda. Siz bu olayın neresindesiniz? Bu geçersiz oyları nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi bir kere bu tartışmanın bu kadar yoğun yaşanıyor olmasının sebebi oyların çok yakın çıkıyor olması. Hı. Evet. Yani, yani bunu biz Ankara'da görmüyoruz, evet, İzmir'de, İzmir'de görmüyoruz. İzmir'de görmüyor, görmüyoruz da İstanbul'da görüyoruz. Çünkü Binde bir, binde bir'e yakınlıkta e, oylar var. E şimdi binde bir hata her seçimde olur. Yani binde bir hatayı e, göz ardı edersiniz. Seç, seçimde genelde bir etkisi yoktur. Şimdi bu seçimde de böyle bir hakikaten binde birlik bir hata mı var ve bu hatalar işte bireysel insanların e, kasıt da olabilir ama bireysel yaptıkları şeyler mi? Yoksa hakikaten Gözden kaçma. senkronize, organize, ha. işte e, dış istihbarat birimlerinin, fetö'nün vesaire'nin dahil olduğu bir hile mi var? Şimdi e, bunu herkes merak ediyor. Evet. E, bunun da e, çok yakında ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Çünkü YSK bir e, neticede sonuç açıklayacak. Eğer YSK'nın o sonuçlarında hakikaten öyle binde birlik falan farklar varsa böyle bir şey yoktur demek. Ha binde birlik farklı e, olmasına rağmen böyle bir karar açıklarsa e, bu sefer hem AK Parti teşkilatı hem devletin e, istihbarat ve emniyet birimleri böyle bir kalkışmayı bizim gözümüzün önüne koymak durumundalar. Eğer böyle bir şey koyarlarsa gözümüzün önüne yani binde birlik binde ikilik hataların dışında sistematik kasıtlı bir şey varsa seçimin tekrarına kadar gidebilir bu. Ama çok önemli bir nokta burası. İşte burası herhalde kilit. Hı. Sizin kulağınıza gelen bu noktada işte e, konuştuğunuz kişilerden buna dair e, bir izlenim e, bir şey alıyor musunuz? Yani böyle şeyler duyuyorum ben. E, çok ince işledilmiş... şey yapılmış diye hatta e, AK Parti'nin örgütlerinin e, ben AK Parti'yi sabot ettiğini düşünüyorum. Şimdi burada Hı? yine çok önemli bir şey ha. söylediniz. Cemil yani, Barlas diyor ki AK Parti yani içerisinde çünkü, AK Parti'nin örgütleri AK Parti'yi sabote etti. Çünkü dışarıdaki insanlar bir yere kadar bir şey yapabilir. YSK yetkilisi, diğer partilerin müşahitleri. Hı. Ama senin kendi partinin temsilcisi seni savunmuyorsa, orada önüne gelip imza atıp gidip telefondan oynayıp işte yemeğim güzel gelmedi diye bakmıyorsa e, Ortaya da çıkmaz yani. Ayrıca yol şey olarak da çıkmaz yani. yani sahtekarlık siz, olarak da çıkmaz. Anladım. Ortaya. Ama şey de olabilir mi? Ya biz işte 25 yıldır İstanbuldayız. İşte 17 yıllık bir iktidar var. Nasıl olsa Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir durum var. Nasıl olsa İstanbul'da biz kazanırız diye Öyle. biraz daha dikkatsiz, biraz daha özensiz bir durum. E var şimdi mesela Mahmut Tanal'ı yani severiz sevmiş şeylerin üstünde yatıyor o çuval evet, bizim milletvekili yani hocam. AK Parti'nin milletvekilleri acaba ne seviyede takip ediyorlar? Teşkilatları hmm. ne seviyede takip ettiler? Açıkçası ben bunu bilmiyorum. Hmm. Yani bunların da burada da önemli bir özelleştiri var o ordu, bunların da hesabı sorul çünkü sandık seçimde kazanılır sonuçta. Seçmeninize sahip çıkacaksınız. Gerekiyorsa onun evine gideceksiniz, evinden alacaksınız, geleceksiniz. Yani san seçim sandıkta kazanılır. Eğer bunu yapmadılarsa, bunun da hesabı sorulmalıdır diye düşünüyorum. Bu parti. il başkanlıkları bazında mı? İşte mesela Ankara için de bu söylendi, İstanbul için de bu söylendi. İl başkanlıkları da çok bu şeyde çok çalışmadılar. Ya il başkanlık değil, yani siz yani teşkilata girdilerse yani AK, AK Parti'li gibi gözüküp aslında başka bir şey olanlar. Peki teşkilata... diyorsunuz yani? Yani bu, bu sızmayı da başka birinin yapabileceğini ben açıkçası düşünemiyorum. Hı. Yani sızacaksa bir yere sızacaksa FETÖ sızar. Bunların biz her türlü maskeyi takabildiklerini görüyoruz. Gerekirse çok koyu kemalist oluyorlar. Gerekirse çok bu koyu gibiler. Çok koyu reisçi oluyorlar gerekirse çok koyu milliyetçi olabiliyorlar. Gerekirse çok koyu İslamcı olabiliyorlar. Her türlü kılığa girebilen ben başka bir örgüt tanımıyorum. Yani o şöyle bir bir şey çıkartıyorum sözlerinizden. Bu bir sistemsel ya da yazılımsal bir müdahale değil. Kişi bazında bir sızma olabilir. Olabilir, bilemiyoruz ha, yani. bilemiyoruz. Yani ama çünkü eğer sistemsel olsa biraz daha rakamlar daha fazla olmaz mı? ...gibi bir takım sorular da soruluyor. Tabii yani şimdi... E, 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 ...hata varsa o yani... ...seçim sistemi bizdeki... az ...çok güvenilir bir sistem. Çünkü her şey... ...kağıtla, kalemle, damgayla yapılıyor. Yani bu seçim sistemimizin... ...hileye... E, ...hile yapabilir insanlar... ...fakat hileler ortaya çıkabilecek bir sistem... ...araştırıldığı zaman. Hmm. Yani... Sonuçta, Ama kişinin gözden ha. kaçırması herhalde çok Ama ortaya çıkabilecek o bir şey Ama şimdi o sandığı değil? koruyacak görevli... ...o sandığı sattıysa... Bunu hiçbir sistem engelleyemez. Ben yapmıştır, yapmamıştır demiyorum ama işte yani sonuçlara baktığım zaman nedir sebepler işte. Bir tanesi de ne dedik işte hayat tarzı endişesi falan. Bir tanesi dedik nedir ekonomik durumları. Bir tanesi de böyle bir şeydir. Çünkü hiçbir şeyin tek bir sebebi yoktur zaten. Yani hiç olayları tek sebebe bağlarsanız yanılırsınız. Bir sebebi de budur diye düşünüyorum ben. Tabii burada medyanın da e, belki biraz öz eleştiri yapması lazım. Şimdi siz Cemil Bey direkt olarak AK Partili bir e, gazetecisiniz. Değil AK Partili mi? değilim ben. Hayatımda hiçbir tarafınız. Hayatımda hiçbir partinin kapısından içeri girmedim, hiçbir belediyenin kapısından içeri girmedim, teşkilattaki insanların hiçbirisini tanımam vesaire. Ben AK Partili değilim ama Peki. Tayyip Erdoğan'ı e, seviyorum ve destekliyorum. Destekleyenler. Yani şundan dolayı Hı. soruyorum. E, öz, e, ben sizi Twitter'da da gördüğüm zaman... E, ...sözünü hiç sakınmayan bir kişisiniz. E, hep bir eleştiri yapıyorsunuz. E, öz eleştiri. Şimdi medya dediniz. E, biraz açalım mı medyayı da? Yani medyada da... E, ...şimdi... ...aslında eleştiri benim yapmama lüzum yok. Fatih Portakal'ın... ...yüzde 52 seçim gecesi aldığına bakarlarsa medya... ...yani tüm medyanın toplamından... Daha fazla reytinga buna bile baksa medya kendi öz eleştirisini yapması lazım. Ama henüz daha ben o emareleri görmüyorum. Çünkü bir siyasi fatura kesilecek. Bu faturanın gideceği yerler olacak. Ama şu anda daha ben o, o öz eleştiri şeyine geldiğini görüyorum. Ama işte %52 alıyor Fatih Portakal diye birisi. Niye alıyor bunu? Bunları herkesin toplamını koca koca. İşte yani de rakamsal olarak kurum. baktığınız zaman ha. doğru çıkmıyor. Yani %52 Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de oy aldığı bir noktada Fatih Portakal'ın muhalif çizgisinden dolayı mantık olarak diyorsunuz. Demek ki Cumhur İttifakı'na oy veren ya da işte iktidar partisi de Fatih Portakal'ı seyrediyor diyorsunuz. Yani ortaya çıkan soruşma oluyor bilmiyorum. yani. Bilmiyorum onlar daha iyi <laughs> yapıyorlar işi yani neticede. <laughs> Ee, Biz de iyi, iyi yapıyoruz. <laughs> tabii siz de gayet iyi. Beyaz Tv'nin de reytingleri Yok, gayet e, güzel. Mutlaka herkesin eleştirileri... Yani bir kere buna baksalar bile e, medyanın öz eleştiri yani kimse kimseye taraf olmasın demiyor. Ama e, taraf olurken de taraf olmanın da bir şıklı bir kuralları var. Eğer sen... Çok önemli bir, bir şey söylüyorsunuz. Bir bence. Medya, medya kuruluşuysan taraf olsan bile objektif olman lazım ve Objektif görünmen lazım. Yani bu öz eleştirileri medyanın yapıp nasıl daha etkili olurum? Koca koca işte devlet kurumları, TRT'ler, Anadolu Ajansları. Oralara da gireceğiz. E, i̇şte şimdi bunların e, faydasından çok e, zararı olduğu çıkıyor burada ortaya. Yani mesela o Fetim gecesi veri akışının e, durması benim de canımı sıktı. Niye duruyor? Neyse görelim yani. Evet. Şimdi, şimdi bu... Hakikaten Anadolu Ajansı Hı. olayına da gireceğim. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, e, binlerce yıldırım güler yüzdü ve çok başarılı nasıl kazanamaz diyor Cemil Bey ama AKP'nin bize oy vermeyen teröristtir sözü de çok e, rahatsız ediciydi demiş mesela. Murat Çermik adlı bir e, Twitter kullanıcısı. AK AKP'nin öyle bir sözü yoktu. Evet. Ama yani işte. benim de söylediğim şu, e, ne yazık ki tüm muhalefet partileri şu andaki muhalefet partileri bir takım terör örgütlerinden yakın ilişki içerisinde gidiyorlar. Bu seçmenleri terörist demek değil işte bunu Güneydoğu'da gördük. Kürt seçmen gitti terör örgütünün desteklediği partiyi bıraktı. Gitti Cumhur İttifakı'na geldi. Yani bu seçmene terörist demek değil ama bir de partilerin içine yani kasetlen gelmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu dururken. Ondan sonra işte Yurtta Sul diyen bir Meral Akşener dururken. terör terörden bahsetmek normaldir. Hı. Yani Fethullahçı terör örgütü, PKK bunların hepsi terör örgütleri. Bunlarla al gülüm, ver gülüm oluyorsa o yöneticilere terörist deniyordur. en şey ihtimali. Tabii ki seçmen seçmen önüne ne gelirse e önüne gelen seçmenin davranışı şudur. Önüne gelen tercihlerden kendine göre olan en iyisini seçer. Ama seçmen önüne gelmeyen bir tercihi seçemez. Dolayısıyla kimsenin seçmeni terörist demeye hakkı yok. Sen onun önüne üç tane seçimden bir tanesi terörle ilişkili bir parti partiyse gider oy ona yani seçmen seçmenin bunu eleme şeysi yok. Burada devletin istihbaratın devreye girmesi lazım. Şimdi şöyle bir durum var. İstihbari bilgilerle hukuki belgeler birbirinden örtüş örtüşmez genelde. Yani mesela ne oluyor? Diyoruz ki Kandil'den talimat alıyorlar. Evet. Kandil tayin ediyor bunları. Evet. Şimdi bu istihbari bir bilgi. Belki dinliyorlar, duyuyorlar ama bunun belgesi nerede? Yani bunun ...belgesini ortaya koymazsanız siz... ...bir şey olmuyor. O talimatını almış oluyor. Hmm, bu, evet bu da önemli ha, bir şey. Yani, Ama bunu hı. belgesini ortaya koymak da belgesini zor. Belgesini ortaya koyup... ...cezai davası neyse bunu açıp... ...terör evet. örgütünden talimat alıyor diye... ...sen bunun şeyini yapmıyorsa ...seçmenin de yapacağı bir şey yapabilmekte yok. Ama bunu yapabilmek de herhalde çok kolay bir şey değil. Yani sonuçta nasıl ortaya çıkartılır ki belgesi? Yani bu zaten bütün dünyada... ...bir sorun. Yani şimdi mesela... Şöyle düşünün, istihbarat aldı bir adam A. bomba hmm. patlatacak bir yerde evet. gidecek, oradan bombayı evet. alacak, burada patlatacak. Şimdi bu adama ne yapabilirsiniz ki siz? Adam bir tane vatandaş, yani bunun o, o bombayla bombayı elindeyken patlatmadan yakalamanız lazım ki bir şey önce yakalarsanız bir şey yok. Ya da ha. elimiz elinde bir somut bir bir, somut, bir, bir, bir delil şey olması, delil olması lazım. Delil yani olması lazım. Şimdi. Anladım. E, Böyle bir Hı -hı. sorun bu sırf Türkiye'de değil Anladım. tüm dünyadaki devletlerde var. Sayın Bahçeli'nin defalarca altını çizdiği mesele de bu mu? Yani işte e, hep böyle bir sıkıntıdan hep bir bekadan bahsetmesi hep bir işte e, tehlikenin altını çiziyor olması eline istihbarati bilgilerin geliyor olması mu? Yani istihbarati bilgilere de geliyordur eminim ama ona da lüzum açık istihbarattan da bir etrafımız ateş çemberine dönmüş. Yani bütün ülkeleri parçalamaya çalışıyorlar. PYD, PKK'sı falan. Hani zaten hani gizli sayıdayız. istihbarat var bir de açık istihbarat var. Yani bunların hepsini açık istihbarattan da görüyoruz biz. Hı hı. Şimdi e, İstanbul'da diyelim ki Binar'ı Yıldırım e, ipi göğüsledi ve belediye başkanı oldu. Öyle ümit ediyorum ben. Siz öyle ümit ediyorsunuz ve sizinle beraber de milyonlarca kişi, milyonlarca de öyle, kişi öyle ümit ediyor. ediyor. Aksine diğer taraftan da tersi de var. Milyonlarca kişi de ol. Şimdi o koltuğa oturan kim olursa olsun rahat oturabilecek mi? Rahat çalışabilecek mi? E, hep erken seçim ya da tekrar seçim gibi bir takım söylemler var. Yani bu koltuğa kim otursa olsun... Yani tekrar otursun, seçim e, koltuğa birisi oturamazsa, oturamazsa olur olunacak. ancak. E, olursa yani şimdi bir İstanbullu olarak açıkçası ben endişe içindeyim. Hı. Yani e, e, son zamanlarda özellikle işte bu üçüncü köprü e, deniz altından geçen geçitlerle falan İstanbul'un trafik sorunu bile e, ben kalmadı diye yani iş çıkış saatlerinde tıkanıyor ama onun evet. dışında İstanbul'un herhangi bir saatinde bir yerinden bir yerine gitmek en uzak köşeler bile olsa 40 dakikada gidiliyor Şimdi böyle bir İstanbul var her yer pırıl pırıl. Ondan sonra çiçekler fışkırıyor temizlikler yapılıyor alt geçitler üst geçitler açıkçası ben şimdi bunların devamından endişe ediyorum. Yani benim yani Ekrem İmamoğlu kazanırsa ve oturursa bu devam etmez. Etmemesinden endişe ediyorum. Ümit ediyorum ki eder ama şöyle bir şey var. Belediye meclisi de elinde değil. Yani hmm. orada karar çıkarması da çok mümkün değil. Ayrıca diyelim ki belediye meclisinde ne kadar becerikli olur? Açıkçası o yani o tarafın belediye başkanlarıyla tecrübelerimiz çok kötü. En son Nurettin Sözen vardı. Çöpler patlıyordu, sokaklar çöpler içindeydi. Sular akmıyordu. Hava pisti falan yani böyle bir şeyden geldik. Yani çok becerikli oldukları zaman yani iktidarı tam aldıkları zamanda Yapamıyor. Hele böyle bir durumda. Ha burada ne olabilir? İstanbul geriler mi diyorum ama mi burada diyorsun? şöyle bir şey var. Tabii Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'un ucunu bırakacağını zannetmiyorum ben. Çünkü o belediye meclisindeki çoğunluk ve zaten yatırımların çoğu da merkezi e, bütçeden gelen şeylerden yapılıyor belediyelerde. E, bir şekilde e, İstanbulluları e, mağdur etmeden bu işi götüreceklerini ümit ediyorum ben. Hı. Ama bu da bir ümittir. Yani Hiç. bunun tutmama ihtimali çok yüksektir. Bu Ankara için de geçerli. Ankara için de geçerli bu. Ankara için de geçerli. Yani Ankara'da da şimdi Mansur Yavaş Çünkü e, meclis üyeleri herhalde AK Parti ve MHP Tabii çoğunluk o yani 25 il ilçeden 23'ünü aldığınız zaman siz zaten büyük çoğunlukla il meclisinde sizin olmuş oluyor. İstanbul'da da aynı durum var. ya yani Ankara'da da ama tabii ben Ankara'da yaşamadığım için onun için bir şey ben evet, İstanbul İstanbul bildiğim İstanbul için ben benim için bu bir beka meselesi. Bir İstanbullu olarak tekrar çöplerin içine mi düşeceğiz? Trafik yeniden mi tıkanacak? Denize yeniden kirler mi akmaya başlanacak? Ee, ne olacak açıkçası ben merak ediyorum. İlginç yani ümidiniz de önemli bu noktada. E peki siyasi olarak e, Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? Yani. Her koşulda ben hep onu onu düşünüyorum. Kim oturursa otursun o koltuğa o kadar arada az bir fark var ki e, ve çok tartışmalı da oturacağı için e, başka tartışmalara evrileceğini ya da işte erken seçime doğru Türkiye'yi bir e... Yok ben erken seçim ihtimalini hiç görmüyorum. Çünkü genel sonuçlara baktığımız zaman bir güven oylaması şeklinde oldu yani %52 oyunu Korudu. Şimdi seçimin iyi taraflarına da bakacak olursak demin PKK'nın bir kere siyasetten e, silinme yoluna, silinme girdiğini, yoluna görüyoruz. girdiğini görüyoruz. Evet. E şimdi Bu haritadan da görüyoruz. E, şimdi. E, MHP ile İyi Parti'nin durumuna bakalım. Şimdi i̇yi parti yok gibi ha, bir şey şimdi herhalde. Şimdi MHP ile İyi Parti 3 aşağı 5 yukarı aynı oyu aldılar. Bir tanesi bilmem kaç tane ilde ilçede kazandı. İyi Parti'nin böyle bir şeysi yok. Yani e, İyi Parti de tasfiye oldu aslında yani o e, bir, bir takım şaibeleri olan partileri de seçmen aslında tasfiye etti hani e şuradan bu, bakarsanız... beka, Yani beka meselesi olarak baktığımız zaman beka meselesini seçme endişeli olduğunu bu iki sonuçta belli etti FETÖ'de PKK'da uzak dursun dedi bir kere Peki şöyle de bir e, düşünce de var. İyi Parti de ittifakların içerisinde kendi gücünü göstermiş oldu. Hiçbir şey gösteremedi. İyi Parti hiçbir bir şeyin pazarlığını edemediğini, e, bir, bir siyasi reflekslerinin olmadığını falan şey. Yani aynı oyu alıp e, hiç belediye başkanı alamıyorsan sen ya kazık yedin. Yani ya, ya çok ciddi kazık yedi. Veyahutta o İyi Parti'nin amacı zaten iktidar falan olmak değildi. İşte e, milliyetçi muhafazakar kesiminde bir takım insanların kafasını karıştırıp oylarını e, işte CHP'ye yönlendirmekti diye görülür. Hı hı. E, o misyonu da tamamladı, bitti yani. O zaman e, İyi Parti siyasi hayatını e, çok uzun bir süre devam ettiremez. Artık görüşündesiniz herhalde yani bir sonraki o görüşme, seçimlerde. Yani bu beka, beka endişelerine hı hı. E, seçmenin verdiği tepki İyi Parti ve işte HDP'yi uzaklaştırmaktır. Ben yani böyle... o zaman bu seçimin kazananları yine AK Parti, MHP ve CHP oldu gibi bu, de gözüküyor abi. bu herhalde. seçimin bir kere birinci, başka birinci parti... kazananı Tayyip Erdoğan'dı. Yani Tayyip Bey kazandı yani diyorsunuz. Işte 108 tane miting, günde 8 tane miting yaptı. Hı hı. Oylarını korudu. Hı hı. Yani bir kere siyasetin yıldızı ve tek kazananı, hı hı. birinci kazananı e, Tayyip Erdoğan. Saadet Partisi %2'den %3'e çıktık başarıdır diyor. İşte Saadet Partisi de ama hiçbir belediye alamadı. On, onların da bir misyonu vardı. Aynı İyi Parti gibi. İşte o muhafazakar, milliyetçi tabanda ne kadar insanın kafasını karıştırırsak. E, kadar. O kadar. E, e şimdi sonuçlara da bakacak olursak, yani nereden baktığınıza bağlı. Bu kadar az oy oranlarından gittiğine göre. Demek ki Saadet Partisi de orada işlevini görmüyor. Zaten Saadet Partisi'nden ne bekliyorlardı? Ki? İşte yüzde yarım oradan oraya e, atarsa... Saadet Partisi'nde işlevi oydu. O da o görevini yapmış gözüküyor ama bir siyasi parti olarak Saadet Partisi Saadet. De yok yani. O zaman artık Türkiye işte Amerika'da gördüğümüz gibi ya da birçok ülkede gördüğümüz gibi iki kutuplu siyasete doğru herhalde çok net gitti. Bu İstanbul örneğinde de çok net. Bunu gördük. Hatta yine de Ankara'da keza aynı şekilde. Yani Türkiye artık iki kutuplu siyasete mi gider Cemil Bey? Görün yani, görüntü bu mudur? Görüntü odur ama illa iki kutupta kalmaz o. İlla bir buçukları, bir araları çıkar ha, onları. Şimdi oradan ha. hemen giriyorum. Ha. Yeni parti kurulacak iddiaları. Hı. İşte Ahmet Davutoğlu'nun adının geçtiği, Ali Babacan'ın genel başkan olma ihtimali olduğu Öte yandan Abdullah Gül'ün isminin bir başka yerde geçtiği, Mehmet Şimşek isimlerinin geçtiği bir partiler silsilesinden bahsediyoruz. Nedir bu? Bunların da amacı yani aslında demin bahsettiğimiz o saadetteki gibi falan muhafazakar kesimler ne kadar insanın kafasını bulandırırsa kardır şeyinden hareket ediyorlar. Ben o haberdeki televizyonlarda defalarca çağrıda bulundum onlara. Ya parti kuracaksınız kuracağız diye kurmayacaksanız da kurmayacağız arkalardan diye arkalardan mı dolanıyor? E şimdi orada seçimden önce ne kadar mide bulandırırsak işte ak parti eskidi işte küskün seçmen vardır biz bunların kafasını nasıl çelersek falan diye bakıyorlar ama bu çıkan sonuçta ben onlara da bir siyasette bir yer olduğunu gör onların yerini zaten iyi parti fazlasıyla doldurdu ondan sonra yani onlara bir yer yok zaten keşke çıksalar. Yani keşke çıksalar o dair ha. bir takım hatta Ayşe işte Genel Merkezleri'nin... Ama ne evet diye biliyorlar ne hayır diyebiliyorlar. Bu çok ilginç ha, değil şimdi, mi? Yani şimdi böyle ne? bir siyasi, böyle bu derecede sinsi bir siyasi hareketin bir yere gelmesi mümkün değildir. Adam gibi çıkarsın, ben memnun değilim AK Parti'den dersin. Şunları şunları ben böyle yapıyorum dersin, çıkarsın ortaya. Hiçbir şey demiyor. Ne evet diyor, ne hayır diyor, ne eleştiriyor, bu ne bir, böyle bir karın ağrısı, bir... mide bulantısı gibi böyle... Derinden derinden e, mide bulantısının siyasetteki karşılığı sinek kadardır. Daha fazla olmaz yani e, mide bulandırarak bir yere varılsaydı e, Ormanlar Kralı Aslan değil sinek olurdu. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Bu da güzel evet bunu da sevdik. E, şimdi Anadolu Ajansı ile ilgili sorular var. Anadolu Ajansı'na girin diyorlar. Ee, evet, Anadolu Ajansı e, geldi, geldi, geldi veri girişine. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Yüksek seçim kurulu dedi ki Anadolu Ajansı benim müşterim değil. E, ben de almıyor sonuçları. Peki Anadolu Ajansı nereden alıyor sorusu çokça tartışılıyor. Anadolu Ajansı bir açıklama yaptı ama çok kamuoyunu tatmin etti mi e, emin değilim. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, Anadolu Ajansı'nın ben verilerini nereden alıyor bilmiyorum. Belki AK Parti'deki sistemden mi var. Şahitlerin herhalde tutanaklarından herhalde alıyorlar. Bir yerde to topluyorlar. Çok güçlü bir e, altyapı var. Şimdi tabii kimsenin de hakkını yememek lazım. Şöyle bir iddia var. O gecenin o saatinde öyle bir manipülasyon sezildi ki veri akışını durdurmak zorunda kaldı diyorlar. Evet. E şimdi eğer bu doğruysa bizim bu manipülasyonun bir ortaya çıkması lazım. Hı hı. Yani kim ne yaptı, nerede hile yaptı, şöyle şeyler söyleniyor. O gecenin o saatinden sonra bineli yıldırıma girilen oyların hepsinin sıfır girildiği falan gibi bir takım e, iddialar var. Bunlar ortaya çıkarsa Anadolu Ajansı da doğru bir şey yapmış olduğu ortaya çıkar. Yani bir, bir sonucunu görelim. Hmm. Ee, bir, Orada kendisini hı. de çok net bir şekilde ifade etmiş ha, şimdi olur. Ben de, ben de mesela o yayın kurulunun başında yayın grubunun yöneticisi olsam bakıyorum ki bir manipülasyon, bir yanlış veri geliyor. Ben de durdururum bunu. Ama bağlı olduğu iktidarın oyu azalıyor diye durdurduysam da yanlış bir şey. Yani niye, niye olduğuna iyi bakmak lazım. Yüksek Seçim Kurulu içerisinde de mesela yine böyle bir takım tartışmalar var. Eğer bir fetö yapılanması varsa YSK'ye ya neden bakılmadı? YSK'nın içinde de olabilir deniyor mesela. hiç e, e... Yani o YSK'nın içinde olsa bile onlar, diyelim ki YSK'nın içinde var bunlar ve ama bunlar tespit edilir çünkü her şey şeffaf, ıslak imzalı, oylar damgalı sayılmış, orada kağıdı var. YSK'daki birisi bunu yanlış giriyorsa çıkar ortaya. Yani ben DSK'nın içinde yoktur demiyorum. Bu çıkar ortaya. Ortaya çıkmayacak olan AK Parti'nin teşkilatına sızıp böyle bir şey yaptılarsa bunun, bunun ortaya çıkması çok zordur. Ve zaten e, siyasilerden bu FETÖ'nün hesabını e, sorma işi e, çok kolay bir şey değil. Yani sırf FETÖ değil tüm terör şeylerini. Yani Selahattin Demirtaş kaç yılın sonunda terörden yargılanmaya başladı. Yıllarca durdu yani siyasetçileri siyasetçilerin yaptığı şeylerin yaptırımları siyasi oluyor sonuçta. Yani o yüzden onun bir zaman alıyor. Yani bir yani e... mesela bir, bir tane bakan ne oluyor işte binlerce belki o zaman dönemin cemaatisinin fetöcülerini devletin içine koymuş işe koymuş. Mesela o bakan doğrudan o örgütün bir parçası da olmayabilir ama yakın işbirliği yapmış ve koymuş bunları diyelim bunun çözümü siyasi oluyor o ne oluyor o bakan yargılanmıyor ama siyaseten yok oluyor buhar oluyor biz bir daha hiç görmüyoruz onu yani siyasetin hesaplaşması bir yerde böyle oluyor Dolayısıyla o teşkilatları temizlemek çok kolay değil Evet ben şimdi yine mesajlara ben doğru de bakayım, bana da Yani şu anda inanılmaz derecelerde geliyor fakat tam okuyamıyorum. Hı. Şimdi Tabi e... <laughs> tabii birazcık da e... Bir dakikamız var reklama gideceğiz. O zaman şöyle yapalım. Reklama gidelim. Reklam arasında biz şöyle bir, e, okuyalım. Tamam, bir okuyalım çünkü <laughs> çokça mesaj gelmiş. Tamam. Onları şöyle bir harmanlayalım. İzleyicilerimize de e, paylaşalım. Emeklilikte yaşa takılanlar da mesela seçimin tek sebeplerinden, sonucun tek sebeplerinden birisidir diyenler var. EYT çünkü ben kiminle hangi siyasiyle yayın yapsam bombardımana tutuldum. EYT ne olacak? EYT Ya emeklilikte ne olacak? yaşa takılınmaz da neye takılınır bilmiyorum ben. bir yaşı vardır. <laughs> <Güzel>. Değil mi? <laughs> güzel bu da güzel. Neye, neye takılınır Neye takılır yani emeklilikte başka neye takılınır? <laughs> e, bir de rakam da çok ciddi bir rakam. E, yani sonuçta doğru emeklilikte neye takılacağız? Yaşa <laughs> takılacağız. Güzel. Peki biz araya girelim mi yönetmenim? Bir demokrasi dersi yine de dünyaya verdi mi e, Türkiye diyeyim. E, verdi ama tam bitmedi. Yani çünkü şu anda e, bir ortada bir ortada olan bir durum var. E, bu, bu durumun giderilmesi lazım. Yani e, bir seçimde e, ne sonuç çıkacağından daha önemlisi, o çıkan seçim sonucuna insanların büyük çoğunluğunun güvenmesidir. Yani seçimlerin meşruiyetinin yani. olmasıdır. E, şu anda e, öyle bir durum var ki, e, şimdi mahkeme karar verecek. Mahkeme kime? yönelik bir karar verse, Binali Yıldırım'ın da oyları fazla çıkıp, Binali Yıldırım da başkan olsa, işte Ekrem İmamoğlu da olsa, diğer tarafta büyük bir infial olacak. Yani bunu, bunu görmek için böyle siyasi analizci falan olmaya lüzum yok. Bunun ortadan giderilmesi lazım. Yani buna yönelik şu anda YSK'nın, siyasetin, herkesin, ne diyoruz? Biz öne öne dünyadaki en şeffaf seçimler, en sık seçimler bizde olur diyoruz. Buna bir gölge düşürmememiz lazım. O güven duygusunun kesinlikle güven duygusunun olması kesinlikle lazım. Kesinlikle olması lazım. Bunun için de bence İstanbul'daki oyların tümünün yeniden sayılması lazım. Oo. Yani bu zaten bence genelde bir kural olmalı. Belli bir oranın altında fark varsa iki rakip arasında. Bütün oyların, yani bu genel seçimde olur, belediyede olur, böyle bir kural getirilmesi lazım. Çünkü binde bir... Binde bin, birin altında binde, olunca Binde bir de değil, mesela yüzde yüzde birin altında, yüzde yarımın altında. Hmm. Nerede sonuç çıkıyorsa, bence o oyların yeniden sayılması lazım. Ve bu sayımın kameralar önünde, şeffaf olarak bütün parti temsilcilerinden yapılması lazım bu seçimdeki şaibeyi ancak bu kurtarır. Ama o da çok uzun sürer çünkü bir, bir kaç gündür halen daha i̇stediği geçersiz oyları saymıyor. İstediği kadar sür, sürsün. Yani biz seçim sistemimize eğer gölge düşürürsek bu yani çok büyük bir kayıp olur. Evet. Bence en önemli sözle bitiriyoruz Cemil Barlas. Evet. Güven çok önemli. Seçim sistemine şaibe düşmemeli, olmamalı güven olmalı diyorsunuz. Evet, aynen. Çok evet. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Takip edeceğiz, ediyoruz Lütfen. süreci de zaten sizinle de beraber. ediyorum.